Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği EYT düzenlemesi büyük sevince neden oldu. Erdoğan'ın açıklamasının ardından bazı vatandaşlar sokaklarda kutlama yaptı. İstanbul Gebze'de bir grup vatandaş müzik eşliğinde sokakta sevinç gösterilerinde bulundu. Halay çekip davul zurna çalan grup düzenlemeyi hayata geçirdiği için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti. Bilecik'te de benzer görüntüler vardı. EYT düzenlemesinin duyurulmasıyla büyük bir sevinç yaşayan vatandaş, kararı araçlarıyla konvoy yaparak kutladı. EYT düzenlemesinin detaylarını açıklamasıyla e-Devlette de yoğunluk oluştu. Vatandaşlar hizmet dökümünü almak için e-Devlete girdi. Aynı anda çok sayıda talebin oluşmasından dolayı sistemde geçici erişim sorunu yaşandı. Müzik Milyonlarca çalışanın yıllardır dört gözle beklediği EYT'de düğüm çözüldü artık. Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili detayları açıkladı. Yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin faydalanacağı EYT düzenlemesinde yaş sınırı uygulanmayacağını duyurdu. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyoruz emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği EYT düzenlemesinde sona gelindi. Düzenlemenin detaylarını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Bugün de 1999 öncesi işe başlayan çalışanlarımızın emeklilik yaşı ile ilgili beklentilerini karşılayan adımın müjdesiyle kendilerine desteğimizi bir kez daha sergileme yoluna gidiyoruz. Devlet için büyük bir fedakarlık anlamına gelen bu düzenleme ile birlikte artık sistemi her türlü tartışmadan arındırarak yerli yerine oturtmuş olacağımıza inanıyorum. EYT düğümünü çözen toplantı akşam saatlerinde Beştepe'de yapıldı. Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati ile bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan düzenlemeye son şeklini verdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan merakla beklenen düzenlemenin ayrıntılarını paylaştı. Ülkemizde emekli olabilmek için 3 şartı prim ödeme gün sayısını, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme şartlardan ilk ikisini tamamlamış olup da sadece yaş sebebiyle emeklilik bekleyenleri kapsıyor. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi eski sistemdeki SSK, Bağkur, emekli sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yapılacak düzenlemede en fazla merak edilen detay yeni bir yaş sınırının olup olmayacağıydı. Kulislerde kadınlarda 48, erkeklerde 50 yaş iddiaları gündeme gelmişti. Erdoğan o tartışmalara da noktayı koydu. Yaş sınırı şartı uygulanmayacağının müjdesini verdi. EYT düzenlemesinde tartışma konusu olan bir diğer konu kıdem tazminatı ödemeleriydi. Erdoğan işverenlerin elini rahatlatacak bir adım atıldığını belirtti. İşverenlerin kıdem tazminatı nedeniyle zor duruma düşmesini önlemek için yeni bir kredi paketinin devreye alınacağını duyurdu. İşverenlerimizin kıdem tazminatı ödemede güçlük çekmemeleri için Hazine ve Maliye Bakanlığımız KGF destekli bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olup da çalışmaya devam edecekler içinse prim teşviki düzenlemesi yapılacağını belirten Erdoğan, emekli olduktan sonra çalışmaya devam etmek isteyenler için de sosyal sigorta prim teşviki getirileceğini belirtti. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla da reel olarak bu kesimi kendi geliriyle geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz. İstihdamın 31,5 milyonu aştığı Türkiye'de her vatandaşımızın tecrübesine, bilgisine, emeğine, katkısına ihtiyacımız var. Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için Sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz. Amacımız emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır. Erdoğan'ın EYT sorununu kökten çözen düzenlemenin ayrıntılarını paylaşmasının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de gazetecilere kısa bir değerlendirmede bulundu. Geçmişten kalma devasa sorunun çözüme kavuştuğunu belirten Bakan Bilgin, düzenlemeden yararlanacak 2 milyon 250 bin EYT'linin Ocak ayında emekli olup olmayacağına dair soruya meclis karar verecek yanıtını verdi.